İs ışkı memar cava. Size su getireyim. Sonra da kasola özgü tatlıdan yersiniz. İki dakikaya dönerim. Bekleyin. Bunun anlamı bu adam o kızı cinayet işlerken görmemiş. Yoksa şimdiye kadar onu teşhis ederdi. O sadece Arohi'nin oğluna tokat attığını gördü. Artık Arohi'nin o zaman bu otelde olduğundan eminim. O adamı öldüren de oydu. Buradaki karakola gidip biraz bilgi almalıyız. Alo, oda servisi mi? Dinle. Menü kartına baksana. Bunu tutar mısın lütfen? Şuraya koysana. Bir görev daha bitti. Tara'nın aleyhine olan bir delildi. Şimdi Aro'ya ait. Adi düzenbaz. Hey! Görmüyor musun? Sen burada ne arıyorsun? Seni öbür dünyaya göndermeye geldim. Bundan 5 yıl önce bu karakola ilk gönderildiğimde ilk karşılaştığım siz olmuştunuz. Çok harika, fazlasıyla yakışıklı görünüyordunuz doğrusu. Teşekkür ederim Koşa. Aslında yaşlandıkça daha yakışıklı oluyorum. Neyse. Bu delil oldukça önemli. Buradaki cinayeti de aynı şekilde Shimla'daki seri katil işledi. O davanın soruşturması bendeydi. Aslında bu dosyayla çok fazla insan ilgilendi. Hatta birkaç gün önce bir özel dedektif geldi. O da sorular sordu. Özel dedektif mi? Kimdi? Adı neydi? Shahrukh Khan değildi ki. Adını hatırlayayım. Adını ne demişti? Bir düşüneyim. Hatırlamıyorum. Buna mı benziyordu? Thank you.
Kim gelmiş bakar mısın? Belki bir sürpriz olabilir. Üzgünüm, bizim siparişimiz bu değildi. Hanımefendi, bu 701 için. 701 mi? Ama ben sipariş etmedim. Öyleyim mi sipariş etmiştim? Belki deyip istemiştir. Siz bir dakika bekleyin, hemen geliyorum. Deyip sen dışarıdan... Neden peşimden geliyorsun? Yaklaşma. Sana ne kötülük yaptım? Bana ne yapacaksın? Evet, o olabilir. Ama o özel dedektifin böyle sakalı yoktu. Bu önemli değil. Kılık değiştirip gelebilir. Deep Reichhand. Demek Arohi'yi kurtarmaya çalışıyor. Seninle daha yakından ilgilenmeliyim Bay Deep Reichhand. Bana cevap vermedin. Onlarla ne yapıyorsun? Bu eldivenler... Aslında Arohi, sigaraya alerjim var. Bu yüzden eldiven takıp kül tablasını atacaktım. Efendim, onu bana verin. Ben atarım. Hanımefendi...
Nereye gitti bu? Yine bir şey yaparsa Bay Dip'e ne cevap veririm? Hanımefendiyi arayayım hemen. Sen bence kendi işini yap. Gidip yemeği hazırla, acıktım hadi. Tamam. Ve sen elindekini şuraya bırak. Tamam efendim. İnanamıyorum. Atılacaksa kendim atarım. Soğukmuş. Hala senin hakkında yeni şeyler öğreniyorum doğrusu. Annen çok doğru söylemiş. Her gün hakkında yeni bir şey öğreniyorum. Tıpkı bugün öğrendiğim gibi. Telefonu neden açmıyor ki? Hadi, başlayalım artık. Ama ondan önce abim ve yengemle konuşmak istiyorum. Onlarla günlerdir konuşmadım. Sanki beni unutmuşlar gibi. Onları çok özlüyorum. Arayıp balayı için Kasol'a geldiğimizi söyleyeceğim. Çok sevinecekler. Onları hemen arayacağım. Tamam. Acaba nereye gitti? Her yere bakmalıyım. Abimle yengem telefonu kapattı. Neler oluyor hiç anlayamıyorum. Karvaçut'ta da kimse beni aramadı. Beni görmeye de gelmediler. Diwali de öyle geçti. Ve bugün... Bana neden kızmış olabilirler ki? Sizi evimin yakınlarında görmek istemiyorum. Arohan'ın size bahşiş vereceğini de aklınızdan çıkartın. Lütfen neden ağlıyorsun? Belki konuşamayacakları bir yerdedirler, öyle değil mi? Başka zaman konuşursun. Annem ve babamdan sonra bana en yakın olanlar abimle yengem. Ama neden bana kızgın olduklarını bilmiyorum. Bazen bütün bunların sorumlusu olduğumu düşünüyorum. Sen mi? Evet. Galiba seni sevdiklerinden ben ayırdım. Seninle evlenerek seni onlardan uzaklaştırdım. Sana yeterince sevgi verebilseydim, beni yakının görürdün. Hayır deyip, sen bana bütün sevgini verdin. Sen çok iyisin. Beni çok seviyor ve önemsiyorsun. Doğrusunu istersen, bugün mutluysam sebebi sensin. Benim en büyük desteğimsin. Kocam olduğun için o kadar şanslıyım ki aslında beni her zaman seveceğine inanıyorum deyip. Bu beni çok mutlu ediyor. Madem öyle, bu gözyaşları neden? Gülümse lütfen. Bu yüzü gördüğüm zaman sanıyorum ki sanki her zaman yüzüne baktım. Yüzün gibi saçların da güzel. Saçlarına sokulmak istiyorum. Huzur içinde uyumak. Güzelliğin üzerine koca bir kitap yazabilirim. Thank you.
Acaba nereye gitti? Onu nerede bulurum? Bay Deep'e ulaşamıyorum. Hanımefendi telefona bakmıyor. Büyük bir hata yaptım. Ailedekileri Arohi'nin önünde idare edemedim. Bir hata daha yapamam. Eğer onu bulamazsam Bay Deep beni bağışlamaz. Öyle görünüyor ki bir kez daha başardım. Uykuya daldı. Arohi balayı için Kasol'a götürüyorum. Senin parmak izinin olduğu kül tablasına senin yerine onun parmak izi bulaşacak. Arohi? Arohi? Vay canına, harikasınız efendim. Gerçekten harikasınız efendim. İnanılmazsınız. Bir taşla iki kuş vurmak işte buna denir. Harika. Bu işler böyledir lan bu. Gözüm kameradan Ray Chant'ın odasında. Eninde sonunda öğreneceğim. Karı kocanın bu cinayetlerle ne bağlantısı var acaba? Kendine geldin mi? Seni hemen buraya diri diri gömmek isterdim. Çünkü sen hayatımı elimden almaya çalıştın. Ben sana ne kötülük yaptım? Ha? Seni sahtekar, düzenbaz, kızları aldatıyorsun. Bıçaktan korktuğumu mu sanıyorsun? Hadi çöz beni de seni o elindekiyle paramparça edeyim, ne dersin? Seni pişman edeceğim, seni pişman edeceğim. Sana neler yapacağımı şimdi göreceksin, sabret. Öyle kurtulamazsın. Şimdi bu deliller asıl delillerin yerine geçecek. Hey! Bu duman da ne? Nedir bu ha? Galiba yangın çıktı. Çabuk kaçın, kımıldayın hadi!
İşte çöp kutusu yanıyor. Hadi hemen su getirin çabuk. Su getirin. Hadi çabuk. Dip, nereye gittin? Hey, merhaba. Merhaba Bay Raçant. Demek kasoldasınız. Bu ne tesadüf. O neden arabamın üstünde? Ona inmesini söyle. Tabii. Eylem bu. Kalk, hadi çabuk. Terbiyesiz işte. Pahalı arabalara yatma dedim ama beni dinlemedi. Bakın, arsızın biri çöp kovalarını ateşe vermiş. Kimse beni dinlemiyor. Burada neden vakit kaybediyorsun? Gidip yangını söndür. Merak etmeyin, o yangın söner. Ama siz neden bu kadar telaşlısınız? Bu yangınla bağlantınız yok, değil mi? Komiser bey, sana daha önce de söylemiştim. Benimle konuşurken yerini unutmaya başlamışsın. Kiminle konuştuğunu iyi düşün. Tabii, Bay Deep Raychant unutmam. Lütfen kızmayın. Daha size Kasol'da ne yaptığınızı sormadım. Ya da bu karakola neden geldiğinizi. Ama ben size söyleyeyim, aslında buraya bir dava için gelmiştim. Ama baksanıza. Bakın ne buldum. Hilltop Queen Resort cinayetinin davasının delili. Peki şimdi siz söyleyin. Karakolda ne işiniz vardı? Bu ne tesadüf. Ben de aynı tesiste kalıyorum. Hilltop Queen Resort. Evet, orada cinayet işlenmişti. Ve katil hala serbest dolaşıyor. Otelin çevresinde ne polis devriyesi var ne de bir karakol. Güven vermiyor. Bu yüzden karakola güvenlik istemeye geldim. Ama buradaki polisler belediyenin işini yapıyor. Polis ya da belediye, ikisinin de görevi ülkeyi temizlemek. Güvenlikle ilgili endişeniz olmasın. Ben artık buradayım. Aslında ben de aynı otelde kalıyorum. Yani güvenliğe ihtiyacınız yok. Siz hiç merak etmeyin. Ne yapacağını göreceğiz. Mutlaka. Bu arada ikimiz de aynı otelde kalıyoruz. Bu durumda neden soğuk savaşı bırakmıyoruz? Birlikte bir yere gidebiliriz. Ne dersiniz? Teşekkür ederim ama kalsın. Şimdi olmaz. Belki sonra.
Tanrım, Deep nerede? Resepsiyona gidip Deep'i sorayım bari. Bay Deep'in telefonu da kapalı. Yoksa kapatıp uyudu mu? Çok geç oldu ve hanımefendi ortada yok. Bunu nasıl söylerim? Ne yapacağım? Tek yolu var. Hadi cevap ver, cevap ver. Alo, Hilltop Queen Resort. Beni Bay Deep Raichan odasına bağlayın lütfen, çok acil. Tamam, bir dakika efendim. Telefon size. Deep? Hanımefendi kaçtı. Ortada yok. Baba? Arohi? Neler diyorsun? Hanımefendi nereye gitti? Alo? Baba, beni duyuyorsun değil mi? Ne? Kimin babası? Kimin babası? Sanırım yanlış numara. Neyse, benim hatam. Kapatıyorum. Alo? Bakalım daha neler olacak. Bu evde büyük işler dönüyor. Neler döndüğünü öğrenmeliyim. Neden hep benim peşimdesin? Seni sahtekar, düzenbaz. Senin bir tek cezan var. Ölüm. Ne geriliyorsun? Sahtekar, sahtekar, sahtekar. Ne zaman hile yaptım? Söyle. Masum kızları kandırıyorsun. Daha ne yapacaksın? Seni hayatta bırakmayacağım. Bunun cezasını çekeceksin. Ama ondan önce ben seni hayatta bırakmayacağım. Görürsün sen. Artık ölmem gerekiyor. Seni öldüreceğim. Artık hiçbir masum kızı aldatamayacaksın. Efendim, ne yapmak istediğinizi pek anlamıyorum. Önce Deep Raichan'da otelden çıkarken gördük. Sonra takip ettik. Belki de yangını çıkaran oydu. Neden bir şey yapmadınız ki? Çünkü o zaman bir şey yapmak için delilim yoktu. Deep ne yapmaya çalışıyor? Arkasında mutlaka önemli bir şey olmalı. Benim öğrenmek istediğim de bu. Deep, bana haber vermeden nereye gittin öyle? Seni çok merak ettim. Temiz hava almak için dışarı çıkmıştım. Ama sen uyuyordun. Ne zaman uyandın yani? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Sana kaç kere beni bırakıp gitmemeni söylemiştim. Çok korktum. Çok özür dilerim. Bir daha seni bırakıp gitmeyeceğim. Tamam mı? Hadi odamıza çıkalım. Hayır. Ben odaya çıkmak istemiyorum.
Lütfen, burada yanımda kal biraz, lütfen. Çattık doğrusu. Bir yandan da onu idare edeceğim. Diğer yandan da delili değiştireceğim ve delil komiserin elinde. Komiser laboratuvara göndermeden önce delili değiştirmeliyim. Ama nasıl? Aroy, hadi. Odamıza çıkalım. Hayır deyip. Hadi birlikte yürüyüşe çıkalım ha? Hava çok güzel, çok keyifli olacak. Şimdi mi? Yani saat sabahın 5'i, sen emin misin? Deyip, dağların arkasından güneşin ilk ışıkları görünecek. Harika bir manzaradır. Bunu görmek için doğru zaman. Hadi gidelim. Vakit çok az, yapılacak iş çok fazla. Eğer delili değiştiremezsem buraya boşuna gelmiş olacağım. Beni dinliyor musun? Evet, dinliyorum. Hadi gidelim. Dinliyorum. Uykum geldi ve çok yorgunum. Bu yüzden... ne diyordun sen? Çok özür dilerim. Tamam, odamıza çıkalım. Sen hayır, uyan. Hayır. Ama az önce bana başka dedin ki... Başka bir zaman. Odaya geçelim mi? Tamam, madem öyle diyorsun. Gidelim. Çıkart lütfen. Deyip. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Deyip. 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 Deyip, banyoda mısın? Deyip. Yine beni yalnız bırakıp nereye gittin? Girin. Bay Raychan. Bu ne sürpriz böyle? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkürler. Sonunda davetimi kabul ettiniz. Neden etmeyeyim? Ben düşündüm de aynı şehirde, aynı otelde kalıyoruz. Neden bu mesafe? Dün söylemiştin. Mesafenin bir anlamı yok. Aslında mesafeler oluşturulur. Sadece şartlar bunu sağlar. Şartlar. Şartları değiştirmek için geldim. Öyleyse değiştirelim. Buyurun oturun lütfen. Aslında sizi yemeğe davet etmek istiyordum Bay Raychant ama size ulaşmaya çalıştım. Telefonunuz kapalı. Evet. Gördüğün gibi telefonum kapalıydı. Arohi rahatsız olmasın diye telefonu kapatmıştım. Peki, tamam. Hemen açıyorum. Meyve suyu? Evet, tabii. Ben hallederim. Tamam. Aslında bu bardak kirli. Bir peçete var mı acaba? Evet, tabii. Şimdi getiriyorum. İşte. Teşekkür ederim. Doğrusunu istersen temizliği çok severim. Öyle olmak gerek.
Bu arada odan çok güzelmiş. Bu odayı biraz zor buldum. Otel yönetimi beni pek anlamadı. Polis olduğum için daha sonra kabul ettiler. Bütün oteli kapattığını duydum. Evet, öyle oldu. Balayında mahremiyet önemlidir. Ama polisler insan mahremiyetini pek önemsemiyor. Polis aslında herkesi önemser. Biz uyanıksak herkes huzur içinde uyur. Aslında sana karşı dürüst olacağım. Aslında bunların hepsini dostluğun hatırına yaptım. Şaka yapıyorsun. Şaka değil. Neyse o zaman. Hadi içelim. Meyve suyu iyidir. Sağlığına. Afiyet olsun. Senin de sağlığına. Telefonu açmam gerekiyor. Eşim arıyor. Alo? Evet Aroi. Alo? Sesin kesiliyor canım. Alo? Alo? Telefondaki eşimdi. Artık gideyim. Seninle konuşmak çok güzeldi. Bugünü daima hatırlayacağım. Evet. Evet, ben de bugünü daima hatırlayacağım. Kendine iyi bak. Ha, evet. Alo? Sen... Nereye sakladı acaba? Evet Pritvi. Dünden beri sizi arıyorum. Telefonunuz niye kapalı? Neredesiniz? Hanımefendi yine cinayet işledi. Ne? Bakın, hemen geri dönün. Çok önemli. Tara nerede? Eve getirdim ama siz hemen geri dönün. Hemen Şimla'ya dönmeliyim. Tara'yı kurtarmak için bütün delilleri yok etmeliyim. Günaydın efendim. Efendim, kapıyı çalacaktım ama kapı zaten açıktı. Orada uyuya mı kaldınız? Efendim? Efendim? Hadi açın gözlerinizi. Size ne oldu efendim? Delil burada.
O başım. Deyip niye buraya geldi ve ben niye kendimden geçtim? Bu Deyip'in işi olmalı. Ama neden? Delil de burada. Hiçbir şey anlamıyorum. Hemen Şimle'ye dönmeliyiz. Şimle mi? Peki neden? Yeni bir cinayet işlenmiş efendim. Bizim seri katilin cinayetlerine benziyor. Ne? Evet efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.